Şimdi geçen dersimiz arkadaşlar hatırlayacaksınız dinamik denklemlerin çözümünden bahsettik. Geçen ders dinamik denklemlerin yani durum uzayı denklemlerin çözümü. Dinamik denklemlerin çözümü. Aslında orijinal şeyimiz şu şekilde x türev eşittir a x artı b u. X, y ve u'nun t'lerini yazmıyorum. Onların t'ye bağlı olduğunu biliyoruz. Matrislerinkileri yazıyorum çünkü onlar her zaman olmayabilir. Peki. Şimdi bu denklemimiz, bu ilk koşulumuz şöyle olsun. X de eşittir x sıfır şeklinde. Şimdi burada önemli olan denklemin, yani diferansiyel olan denklem şu ilk denklem değil mi? Yani dolayısıyla şunu çözmek istiyoruz. Ve burada da hani ilk başta işleri basitleştirmek için ve en basit denklemle başlamak için sadece şu kadarına odaklanalım dedim. İlk koşulda olmasın. Yani bu denklemin n tane bağımsız çözümü olduğunu söylemiştik. A n çarpı n matrisi. Bunun n tane bağımsız çözümü olacağını söylemiştik. N tane bağımsız çözüm. Bunlara C1, C2, Cn diyelim. Bunların hepsini böyle yan yana bir matrise doldurduğumuz zaman böyle yan yana buna bir temel matris demiştik. Fundamental matrix veya bir temel matris. Bir dememin sebebi çünkü birden fazla olabilir temel matris. Seçtiğim hangi bağımsız çözümleri aldığıma göre. Şimdi n tane bağımsız çözüm var ama. Yani bu n tane bağımsız çözümü farklı şekilde seçebilirim. Yani bunların herhangi bir doğrusal bilişimi de yine buradan da n tane bağımsız çözüm doğurabilirim. Dolayısıyla bu bir temel matris diyorum buna. Pardon. Evet. Bu temel matrisin bazı özelliklerinden bahsetmiştim ama en önemli özelliği bu temel matrisi kullanarak durum geçiş matrisi dediğimiz matrisi oluşturuyorduk. T0 temel matris çarpı temel matrisin tersi T0 anındaki değeri. Şöyle bir ifadeyle buradan durum geçiş matrisi dediğimiz matrisi oluşturuyor. Durum geçiş matrisi önemli bir matristi. Bu bir kere tek olduğunu söylemiştik. Yani verilen bir x türev eşittir ax şeklinde bir denklem için bu tektir demiştik. Ve bu temel durum geçiş matrisi cinsinden de sistemin çözümünü şöyle yazabileceğimizi söylemiştik. X de eşittir T0 x T0 şeklinde veya x0 şeklinde. Çünkü bu temel durum geçiş matrisinin görevi bizi bir durumdan başka bir duruma geçirmek veya bunu yapan matrisi vermekte. Yani T0'dan T'ye geçiriyor gibi düşünebilirim. T0'dan T'ye geçiriyor. Yani sağdan bunu T0'daki durumla çarptığımızda sonuç olarak T'deki durumu alıyoruz gibi düşünebiliriz. Yani beni T0'dan T'ye geçiriyor. Başka bir zaman T1'den T2'ye de geçebilirim. Aynı matriste T3'den T4'e de geçebilirim. Yani bu beni bir durumdan diğerine geçiren matris. Bununla ilgili geçişkenlik, değişkenlik falan gibi özelliklerden bahsetmiştik. Bu özelliği bakımından yani sistemin çözümünü bize vermesi açısından en azından şu kısmını çözümünü vermesi açısından bu durum geçiş matrisi faydalı ve önemli matristi. Ama buradaki sıkıntı neydi? Genelde hesaplanması. Bu fi'nin hesaplanması genelde zor. Çünkü yani bu şeyden geliyor değil mi? Psi'den geliyor. Psi aynı şekilde. Bunun da hesaplanması zor. Çünkü bunu hesaplamak demek aslında n tane bağımsız çözümünü bulmak demek. Şey, yani genel ifade yazabiliyoruz çözümlerin için. Ama genel ifade için önce n tane özel çözüm, particular solution falan tarzı bir şey bulmamız gerekiyor. O da her denklem için kolay değil. Çünkü yani şöyle bir denklem düşündüğünüz zaman x eşittir a t eksi t. Evet. Bu t'nin yani çok karmaşık bir fonksiyonu olabilir a t'nin içinde. Yani sadece t'ye bağlı olduğunu söyledik ama yani içinde mesela çok karmaşık t'nin fonksiyonları olabilir. Yani şöyle ne bileyim t üzeri sinüs t üzeri işte ne bileyim. İşte log t falan gibi böyle karma karışık içinde ifadeler olabilir. Yani dolayısıyla bunların mesela integralini almak, diferansiyel denklemlerde bu tür şeyleri çözmek kolay değil. Onun için
her türlü zamanla değişen denklem için, yani her türlü bu A'nın T'ye bağlı olabileceği her türlü denklem için bunu çözebiliriz gibi bir iddiada bulunmak çok zor. Yani analitik olarak bunu çözebiliriz gibi bir iddiada bulunmak çok zor. Ama bazı özel durumlar için, bazı özel sistem ayarları için çözülebileceğini söylemiştik. Yani değişkenlik özelliği varsa demiştik, özel bazı durumlarda çözülebilir. Mesela işte şeyi sağlıyorsa, değişkenlik özelliğini sağlıyorsa dedik. Değişkenlik özellik A matrisiyle integralini çarptığımız zaman bu çarpımın yerini değiştirebiliyorsan T0'dan T'ye A ne diyelim W DW diyelim mesela. Bununla T0'dan T'ye A W DW çarpı yine AT ise sağlanıyorsa, her zaman sağlamak zorunda değil bu özellik ama sağlanıyorsa, sağlandığı sistemlerde değişkenlik özelliği dediğimiz bu özelliğin sağlandığı sistemlerde o zaman durum geçiş matrisinin T0'ın şu E üzeri şu integral olduğu gösterilebilir. Şuradaki integral E üzeri T0'dan T'ye A W D W veya A tau D tau diye bu integral değişkenin olduğu önemli ama bu şekilde hesaplanabildi gösterilebilir demiştik. Peki. Mesela A köşegen S veya A sabitse, ki A sabitse demek ne demek ne? Yani doğrusal zamanla değişmez sistemlerde böyle oluyor. Değil mi? Mesela. Daha doğrusu A'nın sabit olması illa şey olduğu anlamına gelmez. Doğrusal zaman değişmez sistem ama doğrusu ya bütün ABCD'nin hepsinin sabit olması lazım ama mesela şeylerde böyle oluyor diyelim mesela. Özel durum mesela bunun özel durumu özel olarak diyelim. Doğrusal zamanla değişmez sistemlerde A matrisi sabit mesela. A'nın sabit olduğu mesela B'nin sabit olmadığı falan sistemler olabilir mesela. Onun için onlar bu sağlanır diyelim. Ve dolayısıyla bunu böyle hesaplayabilirim. Yani A köşegen matrisi bu sağlandığı gösterilebilir. Veya A sabitse veya yani bu A'nın sabit olduğunun özel bir durumu doğrusal zamanla değişmez sistemler. Orada her şey sabit çünkü A, B, C, D'nin hepsi sabit. Yani sadece A'nın sabit olması yeterli şey için. Bunun sağlanması için. Tabii ya başka durumlarda da sağlanabilir. Ya bunlar özel örnekler mesela diyorum. Yani A köşegense veya mesela A sabitse. Ya bu özellik sağlanır. Bunlar dışında da bunun sağlandığı durumlar olabilir. Yani tek şey bunlar değil. Yani bunun değişkenlik özelliği sağlanacağı tek durum bunlar değil ama ya özel bu gibi özel durumlarda bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Peki şimdi şeye geçmek istiyorum bir de arkadaşlar. Giriş olduğu durumda dinamik denklemlerin çözümünden biraz bahsetmek istiyorum. Giriş olduğu durumda. Yani bu dersimizi de hani buradan herhalde başlatabilirim. Giriş. Dinamik denklemlerin çözümü. Yani şu ifadeyi çözmek istiyorum. X türev eşittir. A X artı B T U için çözümün. Çözümü direkt yazacağım şimdi burada. Yani bu çözümün aşağıdaki gibi olduğu gösterilebilir. Bunu ispatlamak mümkün. Hatta ispatını size ödev olarak vereceğim. Çünkü çok kolay. Yani kontrolünü yapmak en azından çok kolay. Şimdi şöyle bir ifade. Bir kere bu ifadeyi görmeyi bekliyoruz. Değil mi? İlk baştaki şey ifadesini. Yani daha önceden olan yani sadece ATX olduğu durumdaki ifadeyi görmeyi bekliyoruz. Çünkü onun üzerine bir şey eklemişim. Süperpozisyon olduğu için yani daha önce şu kadarlık kısmını çözmüştük. Değil mi? Daha önce şu kadarlık kısmını yapmıştık. Yani sadece bu kadarlık kısmı ile ilgili çözümün burada yer almasını bekliyorum. Şimdi bunun üzerine şu B'li terimden dolayı bir şeyler gelmesi gerekiyor. O gelecek şey de şöyle olduğu gösterilebilir. T0'T. Yine bu T omega diyelim buna veya W diyelim. B W U W D W. Şu terim yine var.
çözümde. Bir de şu u'dan dolayı şöyle bir integral terimi geliyor. Bunu ödev olarak bunu göstereyim diyeceğim. Böyle olduğunu size ödev olarak veriyorum. Yani burada şeyi kastediyorum. Tabii direkt olarak bunu belki çözmek kolay olmayabilir ama size çözümü verdikten sonra yani bu çözümü doğrulamak çok zor değil. Sadece bunun türevini alıp yani şu x'te verdiğim ifadenin türevini alıp şu denklemi sağladığını görmenizi istiyorum. Şu ifadenin türevini alın. Sağdaki ifadenin. Yani x türev t eşittir. Şu ifadenin türevini aldıktan sonra bunun ax artı bu şeklinde olduğunu görebileceksiniz. Yani şu, sadece şu verdiğim ifadenin türevini almanızı istiyorum. Şuradaki ifadenin türevini alın, alıp onu gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra geriye bunların kaldığını görmenizi istiyorum. Burada bir tek zorluk olabilecek şey bunun türevini alırken hani şunun türevini biliyoruz değil mi? Çünkü bu ax denklemini sağlıyordu. Yani bu denkleme koyduğumuz zaman x yerine sağlıyordu. Dolayısıyla a kendisi olacak türevi. Bunun türevi kolay. Ama integralin türevi var. Bir tek matematik derslerinizde integralin türevi nasıl alınıyordu onu hatırlamanız lazım. Özellikle de burada şey var değil mi? Bu burada t'ye bağlı. Bu t sıfır t'ye bağlı değil ama burada t'ye bağlı bir şey var. Yani olmasa zaten şey, türevi sıfır olurdu. Dolayısıyla işte yerine koyup içine eksi bir terim bir de türevi içine soktuğumuz bir terim oluyordu. Üç terimden oluşuyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. Bağıntısı vardı. Yani integralin türevi diye şey yaparsınız. Bakarsınız veya ararsanız zaten hatırlayacaksınız ne olduğunu. Bir tek ona integralin türevinin nasıl alındığına, zamana bağlı, t'ye bağlı veya bir değişkene bağlı fonksiyonlarını hatırlarsınız. Gerisi kolay. Sadece cebirsel olarak bu işlemleri yapmak kalıyor geriye. Yaptığınız zaman sonucun bu çıktığını görebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi sonuçta önemli olan, bu sonucun önemli olan iki parçası var. Bir tanesi şu altını maviyle çiziyorum. Bir tanesi şu altını kırmızıyla çiziyorum. Bu maviyle çizdiğim kısım sadece ilk duruma bağlı, ilk koşullara bağlı olan kısım ve kırmızıyla çizdiğim kısımda ilk koşullara ilgisi olmayan sadece girişe bağlı. Ve bunlar birbiriyle hani çaprazlaması yok. Bunun içinde U geçmiyor bu terim içinde. Şu terim içinde de X0 geçmiyor. Yani süperpozisyon, iki etkinin süperpozisyonu. İlk koşulların etkisi artı girişin etkisi. Yani giriş sıfırmış gibi bu denklemi çözüp cevabı bulup ondan sonra ilk koşullar sıfırmış gibi çözüp cevabı bulup bunları topladığım zaman ikisinin toplamı iki etkinin aynı anda olduğu durumdaki cevabı veriyor. Süperpozisyon özelliğinden gelen bir şey. Doğrusal sistemlerde bunun olmasını bekliyorduk zaten. Değil mi? Burada hani maviyle çizdiğim şey belki onu da yazmam lazım. İlk terim mavi olan. İlk koşullara bağlı. Veya buna bazen sıfır giriş cevabı deniyor. Sıfır giriş tepkisi deniyor. Ben de öyle yazayım. Sıfır duruş tepkisi. İkinci terimde kırmızı olan bu da sıfır durum veya sıfır ilk durum tepkisi deniyor buna. Çünkü ilk durum sıfır olduğu zaman. Yani ilk durumu sıfırladığım zaman sadece girişin etkisi. Gördüğüm terim. Yani iki terim ve bunların toplamı şeklinde. Yani bunların şöyle toplamı şeklinde, süperpozisyonu şeklinde cevabı olduğunu görüyorum. Bunun yani her zaman bu şekilde olması gerekiyor. Doğrusal sistemlerde. Çünkü doğrusal sistemlerde süperpozisyon var. Süperpozisyon da zaten bu demek. Peki. Buradan çıkışı bulalım isterseniz. Yani çıkış denklemini bulalım. Sistemin çıkışı. Neydi sistemin çıkışı? Y, T eşittir. Yani ikinci denklem. C, X artı D U şeklinde yazabiliyordum. Burada X, T yerine koyarsam, yukarıdan X'i yerine koyarsam. Y, T eşittir. C, X'i yerine koyacağım. Yukarıdaki ifadeyi bir de hatırlayayım şimdi. X sıfırlı ifade, U'lu ifade. Tamam. T sıfır. X sıfır artı T sıfırdan. T'ye T tau veya W dedik. Tau demeyelim. Tau çünkü ileride lazım olacak. Tau değişken onun için W diyorum. U, W, D, W. Burada X'i yazdım. Değil mi? X yerine yazdım sadece. Devam edeceğim. D, T, U.
Peki. Bu şekilde sistemin çıkışını da yazabilirim. Yani sistemin çıkışını ilk koşul yine 5E cinsinden yazabilirim. Hatta bunu açarsam yine C x0 0 artı yine C biraz sıkıştırarak yazmam gerekebilir. T W W artı bir de şöyle bitirelim. D T U şeklinde bitirelim. Burada da yine aynı şeyi görüyorum. Bir tane sıfır giriş cevabı, bir de bu da sıfır durum cevabı. Yani sıfır giriş, yani sadece duruma bağlı olan, yani girişi sıfır aldığımda vereceği tepki, sıfır giriş tepkisi diyoruz buna. Artı sıfır ilk durum veya sıfır durum da deniyor buna basitçe, ama ilk durum demek daha doğru. Yani ilk durum sıfır olsaydı sadece girişin etkisiyle sistemin vereceği tepki. Bu iki tepkiyi ayrı ayrı yapıp toplarsak aynı anda vermekin etkisini alıyoruz. Doğrusallıktan dolayı. Bu da sistemin çıkışı. Peki. Şimdi çıkışı elde ettiğime göre buradan dürtü tepkisini de elde edebilirim. Yani buradan dürtü tepkisini de elde edelim. Buradan dürtü tepkisini de bulalım. Dürtü tepkisi neydi? İlk koşullar sıfır olduğunda x0 sıfır için girişe dürtü verdiğim zaman dürtüyü de tau anında vereyim. Verilirse dürtü tepkisinin tanımı buydu değil mi? İlk koşullar sıfırken sistem sıfırda dururken sıfır ilk koşullarda bir dürtü veriyoruz sisteme ve tepkisini ölçüyoruz. Dolayısıyla yani bu durum altındaki şeyde dürtü tepkisi olmuş oluyor. Bu koşullar altındaki G şey diyelim buna. GT tau olacak. Eşittir. Ama yani şu yukarıdaki Y ifadesinde ne yapacağım? X0 yerine 0 koyacağım. Şurada da U yerine şu ifadeyi koyacağım. Tamam. Peki yapalım bunu bakalım. C T T0'dan T'ye W B W, U, W, U, yani şu U'da W koyarsam, burada W koyarsam, W eksi tau, D, W, tamam. Ve D, T, yine U neyse o, T eksi tau. Gibi bir şey çıktı buradan. Şimdi şurayı biraz açabilirim, değil mi? Şu integrali alabilirim. Çünkü bir dürtü olduğu zaman integralin içinde. Bu integrali almak kolay oluyordu. Neden? Çünkü bu integralin değeri omega eşittir tau'daki değer oluyordu. Yani bu integrali kolayca nasıl alabiliyorduk? Omega eşittir tau vererek, yani şu dörtlünün geldiği noktadaki değeri vererek, yani bu dürtü hangi noktada geliyor sisteme? Tau anında geliyor. Değil mi? Yani omega'ya bağlı olarak bu fonksiyon yazılmış. Omega'nın tau'ya eşit olduğu noktada dürtü geliyor. Yani bu dürtünün geldiği noktadaki bir tek bunun değeri var çünkü. Diğer her yerde sıfır olduğu için ve dürtün altındaki alanda integral olduğu için, yani dolayısıyla omega eşittir tau yaparak geri kalan terimde, yani bu dürtü dışındaki terime, evet, şurada omega eşittir tau koyarak bu integrali kolayca alabiliyorduk. Bunu hani unuttuysanız yine matematik ve sinyal derslerinizden hani bu kavramları tekrar etmenizde faydalı olabilir. Shifting property falan gibi isimleri var bunun, ama yani yapacağım şey yerine omega yerine tau yazmak. Dürtü dışındaki yerlerde omega yerine tau yazarsam elde edeceğim sonuç benim integralimin alınmış hali oluyor. B. B tau. Bu integral de böyle. Artı B T C tau. Yani özellik şöyle bir şeydi. Yani bir F fonksiyonu varsa Fx. Burada bir dürtü varsa x eksi a. Yani bu Fa oluyordu. Fx. Yani bu integral FA olarak yazabiliyordum. Şuradaki şeyin tabi integralin sınırlarının bu A'yı kapsadığı varsayım altında. Yani şu özelliği kullanmış oldum burada.
integralin sınırlarının a'yı kapsadığı varsayım altında. Kapsamıyorsa sıfır olur zaten. Çünkü ortada bir şey yok demektir. Peki. Bu da dürtü tepkisi. Veya dürtü tepkisi matrisi de olabilir. Yani çok giriş çok çıkışlıysa. Yani kısaca dürtü tepkisi diyoruz ama. Yani dürtü tepkisi matrisi de olabilir. Yani onu da aklında çıkacağız. Çıkışı o zaman bu şekilde. Dürtü tepkisi de bu şekilde belirliyor. Yani bir ABCD matrislerini biliyorsam sistemin, o zaman dürtü tepkisini buradan bulabilirim. Burada A yok gibi görünüyor ama BCD var, A yok gibi. A şunun içindeydi, değil mi? Bunu unutmuyoruz. Yani bu durum geçiş matrisi sadece ve sadece A'ya bağlıydı. Yani A'nın etkisi şu matrisin içinde, değil mi? Şu matrisin içinde A'nın etkisi. Diğer C, B ve D matrislerini zaten görüyoruz. Bu ne demekti G, T, tau? Tekrar hatırlayacak olursanız tau anında verilen bir dürtüye sistemin T anındaki tepkisi. Ya tam olarak da onu ölçtük, değil mi? Tau anında dürtüyü verdim. İlk koşullar sıfırken tabii ki. Ve sistemin T anındaki şeyini, tepkisini buradan görebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki parametre var dürtü tepkisinde. Niye öyle oluyordu onu da hatırlatalım. Çünkü ya bu doğrusal zamanla değişen sistemlerde şeyin ne zaman verildiği önemliydi dürtü. Yani bu dürtünün verilme anı mutlak olarak o andaki T'nin ne olduğu önemliydi. Dolayısıyla hem dürtünün ne zaman verildiği hem de hangi zaman anında ölçüm almak istediğimiz veya değeri merak ettiğimizi iki farklı argüman olarak vermemiz gerekiyor. Zamanla değişmez olduğu zaman bu terim, yani bu iki ayrı argüman T-tau şeklinde tek bir argümana dönüşüyordu. Çünkü orada mutlak olarak dürtünün ne zaman verildi değil, dürtü verildikten sonra ne kadar zaman geçtiği önemli oluyordu. Evet, onu da şimdi yapalım isterseniz. Biraz da zamanla değişmez sistemlerden bahsedelim bu aşamada. Şimdi doğrusal zamanla değişmez sistemler diyelim. Doğrusal zamanla değişmez sistemler için dinamik denklemlerin çözümü, ama sistemlerin çözümü diyelim de. Kısaca öyle anlatayım. Yani daha çok yerim olsaydı doğrusal zamanla değişmez sistemler için durum denklemlerini veya dinamik denklemlerin çözümü yazabilirdim. Ama bu yani ne yazdım anlaşılmıyorum. Yani şu denklemi çözmek istiyorum burada. A x artı b u y eşittir x artı d u denklemlerini çözmek istiyorum. Tabii şey, öncelikle şu şeyi çözmek istiyorum. Yani ilk denklemdir. Çözmek istiyorum. Ve en önce de, her şeyden önce de şu x türev eşittir ax'i çözmek istiyorum. Çünkü oradan durum geçiş matrisi geçiyor. Şimdi burada a matrisi sabit olduğu için hatırlayalım. A matrisi sabit olduğu için burada. Burada a sabit olduğu için sabit. Dolayısıyla değişkenlik özelliği dediğimiz özellik sağlanıyor. Yani kendisiyle integralini çarptığımızda integraliyle kendisini çarpmakla aynı şey, değişkenlik özelliği sağlanır. Şimdi bunun sağlanacağını görmek çok kolay, değil mi? A çarpı, yani integral A mesela dW eşit olacak tabii ki. İntegral AW çarpı A. Çünkü yani şey yok, değil mi? Yani integralin değişkenine bağımlılık yok burada. Bunu direkt dışarı atabilirim. Bunu direkt olarak dışarı atabilirim. Yani çıkan sonuçta W T eksi T0 olacak. T0'dan T'ye integral. T0'dan T'ye integral. A kare T eksi T0. İkisinde de integralin sonucu aynı. Dolayısıyla şeyi formülden hesaplayabilirim. O verdiğimiz pratik formülden. T eksi T0 eşittir E üzeri şu integralli formül. T0 T A çarpı D W. Bu da az önce söylediğim gibi A W'ya bağlı değil. Yani sabit, onu integralin dışına atarsak, integrasyonun dışına atarsak buradan e üzeri yani a kalır. İntegralin içinde bir şey kalmıyor. Yani t0, t, w. Bu da yani t eksi t0 zaten. Birin integrali t, onun da orada da yani w üzerinden olduğu için w, t eksi t0. Burada bakın durum geçiş matrisini bulduk. Yine hemen az önce bahsettiğimiz özellik kendini göstermeye başlattı. Böyle iki tane zaman argümanı varsa burada, değil mi? Bir tane ilk koşul, bir tane de işte hangi zamana gitmek istiyorsan. Burada önemli olan bu ayrı ayrı bu zamanlar değil, aralarındaki farktır. Konsepti
zamanla değişmez sistemleri. Zaten zamanla değişmez yapan buydu. O hemen kendini göstermeye başladı. Hemen T-X'i T0 cinsinden bir ifade bulduk. Yani o halde T0, yani bu şöyle yazılabilir. A T-X'i T0. T şey, fi T-X'i T0. O da A T-X'i T0. Genellikle de doğrusal zamanla değişmez sistemlerde genellikle genelde başlangıç anını sıfır alıyoruz. T sıfır eşittir sıfır alınır. Bunu yapmaya hakkım var çünkü zamanın ne olduğu fark etmiyor. Doğrusal zamanla değişmez sistemlerde. Mutlak olarak zamanın ne olduğu, saatin kaç olduğu fark etmiyor. Onun için zamanı istediğim gibi isimlendirmemde bir sakınca yok. Çünkü önemli olan ilk koşula göre ne kadar zaman geçtiği önemli. Yani ilk koşulun kaç olduğunun önemi olmayacak. Yani şurası mesela sıfır olsa mesela değil mi? Burası mesela iki olsa elde edeceğim sonuçta burası 1, burası 3 olsa elde edeceğim sonuç aynı. Yani şu aradaki fark önemli. Yani dolayısıyla ilk T0'a ne dediğimin bir önemi yok. İşlemler kolay olsun diye oraya 0 diyorum. Ve T0 anına 0 dediğimde o zaman yani zaman anı mesela T eşittir 3 anı aslında yani sistemi başlattığından itibaren geçen zaman oluyor. Yani yorumlaması falan daha kolay olduğu için başlangıç anı 0 demek çok avantajlı. Bunu yapmaya hakkım varsa doğrusal zamanla değişmez sistemlerde. Bunu yapmaya hakkım var. Zamanla değişen sistemlerde bunu yapamam. Çünkü şeyin önemli. Yani T0'ın orada gerçekten kaç olduğu önemli. Oradaki mutlak saat önemli. Ama zamanla değişmez sistemlerde mutlak olarak zamanlar önemli değil. Göreceli olarak. Yani bir zamandan diğer zamana aradaki mesafe ne kadar? Arada geçen zaman ne? Bu önemli. Yani T-X'i T0 kavramı önemli. Dolayısıyla bu T0'ı T0, T0 sıfır alınır. İşte bu durumda da da durum geçiş matrisi lan ya sadece t eksi t sıfırda ama t sıfırda sıfır aldığına göre t eksi sıfır onu yazmama gerek yok. E üzeri at yazılabilir. Bu da sadece tek bir argüman var gibi. Diğer argüman eksi t sıfır o da sıfır olduğu için yani evet, bu şekilde biraz da basitleştirmiş oluyor notasyon olarak yazılabilir. Lan doğrusal zamanla değişmez sistemler için durum geçiş matrisi şöyle yazılabilirmiş. T sıfırı sıfır almak koşuluyla. Tamam. Sistemin çözümünü yine yerine koyabilirim. Sistemin çözümü. X için çözümü az önce yazmıştım şuradan. Yani burada sadece yerine koyacağım. Yani şu denklemlerde sadece yerine koyacağım. A, B, C, D sabit. Şunu da E üzeri AT olarak hesapladım. O halde sadece burada şu denklemde yerine koyarsam. X de eşittir. Neydi? Şimdi durum geçiş matrisi E üzeri AT çarpı X0 ilk koşul. Artı T0'dan T'ye. T0'da 0 aldım. T'ye. C. Ha C yok özür dilerim. C şey de var. Çıkış da var. E üzeri A ne olsun? T eksi tau'ydu bu. T eksi B omega ama B omega'ya bağlı değil. Bir de U omega, D omega. Evet, bu şey durum çıkışta. Bunu C ile çarpacağız. C üzeri altı. X sıfır. Şunun C'lisi. C çarpı sıfırdan T'ye. Şunun aynısı. B sabit burada. Omega'ya bağlı değil. U W, D, W artı D. Bu. Tamam. Yine dürtü tepkisini bulalım. Yani X eşit 0 eşittir 0 için dürtü vereceğim buna. Burada da yine dürtü tepkisinde şey verebilirim. Değil mi? Dürtüyü. Yani 0 anında vermemde bir sakınca yok. Çünkü diğer zamanlardaki dürtü tepkisini kaydırarak bulabilirim. Dolayısıyla sıfır andaki dürtüyü verip o andaki dürtü tepkisini almamda bir sakınca yok. Zamanla değişmez sistemler için GT eşittir. C E üzeri AT X0 terime gidiyor. X0 sıfır aldığımız için. C yine sıfır T. Evet.
B W D W artı D gibi bir şey. Bu da dürtü olduğu için, yani omega eşittir sıfırdaki dürtü olduğu için şurada getirip şu ifadede omega eşittir sıfır koyarsan elde edeceğim sonuç benim integralimin sonucu olacak. C çarpı E üzeri A T B artı D T benim dürtü tepkim olmuş oluyor. Burada sıfırda verilen dürtüye verdiği tepki oluyor dürtü tepkisi. Çünkü başka bir noktadaki dürtüye tepkisini merak ediyorsam onu kaydırarak ölçebilirim. T eksi tau şeklinde yazabilirim dürtü tepkisini. Mesela 2 anındaki dürtüye tepkisi T eksi 2, T eksi 2 şeklinde yazabilirim. T eksi 2 veya 5 anındaki dürtüye tepkisi T eksi 5, T eksi 5, T eksi 5 yazarak bulabilirim. Zamanla değişmez olduğu için sistemin dürtü tepkisi de bu şekilde. Bir de doğrusal zamanla değişmez olduğu zaman burada transfer fonksiyonu bulabilirim. Transfer fonksiyonu bulalım. Daha önce şeyi yazmadık değil mi transfer fonksiyonunu? Çünkü doğrusal zamanla değişen sistemler için tanımlı değil transfer fonksiyonu. Doğrusal zamanla değişmez olması lazım. Fonksiyon. Transfer fonksiyonu da nasıl bulacağız? Dürtü tepkisinin Laplace'ını alarak bulabilirim. Laplace dönüşüm. Bu da C sabit zaten. E üzeri AT'nin Laplace dönüşümü SI eksi A'nın tersiydi. B artı D dürtünün Laplace dönüşümü de dürtünün Laplace dönüşümü de 1 veya matris olduğunda 1 matris olarak alabilirim. Dolayısıyla burayı sadece D olarak yazdığım zaman bir de transfer fonksiyonu da elde etmiş oldum sistemi. Bu arkadaşlar daha önceden bulduğumuz ifadeyle aynı. Bu ifadeyi daha önceden bulmuştuk. Hatırlarsanız durum uzayı gösterimini ilk çıkardığımızda o denklemlerin direkt olarak Laplace dönüşümünü almıştık. Şuradaki denklemlerin doğrudan Laplace dönüşümünü alarak yapmıştık. Burada ise dürtü tepkisini bulup onun Laplace dönüşümünü alarak bu sonucu bulduk. Daha önceden bulduğumuz sonuç ile aynı diye not bu. Daha önceden durum uzayı konusunda yani o konuyu anlatırken bulduğumuz sonuç ile aynı. Zaten öyle olması gerekiyor tabii ki tutarlı olması için. Dolayısıyla bana bir doğrusal zamanla değişmez sistem veriliyorsa onun ABCD matrisleri cinsinden transfer fonksiyonu da yazabiliyorum Laplace dönüşüm. Buna GS ile de gösterebilirim. Peki. Evet, şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım isterseniz. Buraya kadar öğrendiklerimizle ilgili. X bir türev eşittir. Birinci denklem şöyle olsun. Eksi x bir artı u. X iki türev eşittir. 2 x bir eksi x iki. Y eşittir de x bir artı x iki olsun. Öyle verilmiş denklemler. Şu sorulsun bize. Sistemin dürtü cevabı nedir? Dürtü cevabı veya dürtü tepkisi nedir? Birim basamak cevabı da sorulmuş. Birim basamak cevabı nedir? Yani girişten birim basamak verdiğim zaman, bir T verdiğim zaman cevap nedir? Peki. Bunlar bize sorulmuş olsun. Başka soracak bir şey var mı? Yok. Tamam. Bu iki sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Şimdi önce nasıl yapabiliriz? Doğrudan çözebileceğimiz gibi ABCD matrisleri olarak yazıp oradan çıkardığımız ifadeleri kullanabiliriz. Bunun doğrusal zamanlı değişmez sistem olduğu hemen diferansiyel denklemlere bakınca görülür. Değil mi? Ya bunu ABCD haline getireceğiz ama daha o hale getirmeye çalışmaya başlamadan yani doğrusal olduğunu hemen görebiliyoruz. Çünkü doğrusal bilişim olarak yazılmış bütün ifadeler. Değil mi? X1'in türevi X1, X2, U'nun yani durumlar ve girişin bir doğrusal bilişimi. X2 türev aynı şekilde durumlar ve girişin bir doğrusal bilişimi. Yani hepsinde her terim kullanmak zorunda değil ama yani olan terimlerin doğrusal bilişimi Y'de aynı şekilde bir doğrusal bilişim şeklinde verilmiş. Her şey giriş
durumun doğrusal bilişimi şeklinde verilmiş bütün denklemler. Dolayısıyla bunun doğrusal zamanla değişmez bir sistem olduğu ve ABCD formunda yazabileceğimiz açık. Yazalım burada. İki durum olduğuna göre A matris 2'ye 2, 1 matris olacak. İki durum bir giriş olduğuna göre 2'ye 1, 1 matris, B matrisi. Y tek çıkışı var. Dolayısıyla 1'e 2. Çünkü giriş çarpı durum kadar olacak. D matris de 1'e 1. Şimdi yazalım matrislerin. Eksi 1. Yani x1 türeve bakarsak eksi 1 x1 0 x2 1 u. X2'de ne var? 2 x1 var. Eksi 1 x2 var. 0 tane u var. Y'de de 1 x1 1 x2 ve 0 şeklinde yazabiliriz. Bunlar A, B, C, D matrisi. Şurası A matrisi. B matrisi. C matrisi ve D matrisi. Ne buldum? O halde yerine koyarak birim dürtü cevabını yazabilirim. Birim dürtü cevabı. Onu da şuraya biraz şey yapalım. Şuraya devam edeyim. Buradan. Birim dürtü cevabı. Dürtü yani U eşittir. İçin cevap. Neydi arkadaşlar? Az önce bulmuştuk bir ifadeyi. YT eşittir, GT eşittir demiştik. Şöyle bir ifadeydi değil mi? C çarpı C çarpı E üzeri AT B artı D dürtüydü. D dürtü. Ya şu ifade. Yerlerde şu ifade. İfade aynı alıp buraya yazdım. Başka hiçbir şey yapmadım. A, B, C, D matrislerini yerine yazacağım. D matrisi sıfır zaten. Yani onun için yani şu terim gidecek. D sıfır olduğu için. Şu son terim gidecek. Geriye kalan buradan da şuraya kapatalım. Şuraya devam edelim. Buradan da o zaman GT eşittir. C matrisi 1, 1. Şimdi burada tabii şeyi bulmak gerekiyor. E üzeri AT'yi bulmak gerekiyor ama E üzeri AT'yi nasıl bulacağımızı biliyoruz değil mi? Bir kare matrisinden E üzeri AT'yi nasıl bulacağını öz değerlerini buluyorduk ki bunun öz değerlerinin eksi 1 eksi 1 olduğu açık üçgen matrisi olduğu için. Eksi 1'de değil mi? E üzeri AT ile şeyi eşliyorduk. Bir birinci dereceden polinom bu eşliyorduk katsayılarını. Bir de eksi 1'in türevin eksi 1'deki değerlerini ekliyorduk ve bunun sonucunda çıkan sonuç bunu size ödev olarak bırakabilirim. Çünkü bu tür şeyleri sıkça yaptık. Yani bu matris E üzeri eksi de. Bunu buraya yazacağım. Yani bunun hesabını size ödev olarak bırakacağım. Çünkü bu kare matris fonksiyonları konusunda bunları bolca yapmıştık. Dolayısıyla bunu tekrar yapmaya gerek yok. Bu E üzeri AT. Ödev diyelim. Şunu hesaplamak size ödev olsun. E üzeri AT'yi şöyle. C, B'yi zaten biliyoruz. Ama E üzeri AT'yi ödev olarak hesaplayın. Ödev. Bunu hesaplayın. Ödev. Sizin ödeviniz. Şu bunları bolca yaptık zaten. E üzeri AT. Yani kare bir A matrisinde öz değerleri eksi 1 eksi 1. Öz değerleri dayanarak denklemler yapıp bunu hesaplıyorduk. Bunun hesabını size bıraktım. Sonuç bu çıkıyor. E üzeri eksi T 0. 2 T üzeri eksi T. E üzeri eksi T. C matrisimizde şeyimizde B matrisimizde 1'e 0. Şimdi bu işlemleri yapacağız. Bu işlemleri yaptığımız zaman ne çıkıyor? 1 sıfırla şunu çarpacağım. Yani birinci sütunu alacağım sadece. Şu E üzeri eksi T bu. Bununla da 1 1'i çarpıp yani şu ikisinin toplamı olmuş oluyor. E üzeri eksi T artı 2 T E üzeri eksi T'ymiş. Birim dürtü cevabı veya dürtü cevabı bu şekilde bulabildim. Bu dürtü cevabı sistemi. Bu ne yani nasıl bir dürtü cevabı? Aslında buna bakarak sistemin belki kararlılığıyla falan ilgili de yorumlar yapabiliriz. Bu sistem kararlı bir sistem gibi duruyor. Değil mi? Çünkü sıfırdayken hani sistemi dürttüğümüz zaman T büyüktür sıfır için verdiği tepki bu şekilde. Ya yani bu E üzeri eksi T terim sıfıra gidiyor. T sonsuza giderken. T çarpı E üzeri eksi T de T sonsuza giderken sıfıra gider. T var burada. Yani sonsuz çarpı
şey belirsizliği gibi sıfır, ama bu eksponansiyel terimler her zaman baskındır, polinom terimleri. Dolayısıyla yani burada baskın gelecek olan bu eksponansiyel terim olacağı için. Dolayısıyla bu yani kararlı olduğunu bu eksponansiyellerin negatif olmasından anlayabiliriz. Yani sistemin kararlılığıyla ilgili buradan mesela yorum yapabiliriz dürtü cevabına. Kabaca çizebiliriz eğer istersek. Hani kabaca çizilirse diyelim. Kabaca çizilirse dürtü cevabı. Sistemin dürtü cevabı. Yani şuna benzeyecek olan G. Şöyle T. Yani sıfırdan başlıyor sistem. Bir T sıfır andaki değeri birmiş. Çünkü T yerine sıfır verirseniz şurası sıfır. Şuradan da bir çıkar. Ondan sonra da bir şekilde sıfıra gidiyor. Türevin altı sıfıra eşitleyince hani sıfır dışında bir değerde T bulunabilir. E üzeri T'ler sadeleşir. Dolayısıyla bir ekstrem noktası olduğu falan da gösterilebilir. Hani bunu da isterseniz ödev olarak yani çizebilirsiniz, ama şöyle bir grafik yapıyor. Önce bir yükseldikten sonra ondan sonra şu şekilde sıfıra doğru gidiyor. Grafiği buna benziyor. Yaklaşık 9 saniyede falan sıfıra gidiyormuş onda. Ya ben çizip bakmışım herhalde bunu. Yani yaklaşık 9 saniyede sıfıra giden böyle bir dürtü cevabı varmış sistemin. Tepe noktası da 0,5 civarıymış. Türevin alıp sıfırına eşitlersiniz. Bu oradan bulacağınız nokta 0,5 noktasıymış. Yani bu da önemli olan şey kararlılık, değil mi? T küçük sıfır içinde sıfır kabul edersen bunu. Yani bu sıfır anda şeyde duruyorken, dengede duruyorken, oturuyorken buna şuradan bir dürtü veriyoruz sisteme. Dürtüyoruz burada. Dürtünün etkisiyle denge noktasından zıplamış biraz. Ondan sonra yani dürtünün etkisi geçtikten sonra böyle bir takım hareketler yaparak ama eninde sonunda denge noktasına dönmüş. Zaten hani kararlı sistemlerden beklediğimiz olduk. Şu fiziksel sistemlerde hep şöyle top örneği veriliyor, değil mi? Çukurun altındaki top örneği. Hani bunu elimde dürttüğüm zaman, yani bu sıfır noktasında otururken bu sistem, değil mi? Şunu şöyle ne bileyim elimde şöyle dürttüğüm zaman biraz ve sonra çektiğim zaman yani bir süre sallanıp şöyle. Ondan sonra bu noktaya geri dönüp burada kalıyor. Dolayısıyla bu kararlı bir denge noktasıdır diyebiliriz. Bunu sıfır kabul edersen bu denge noktasını. Bu da bu tarz bir sistem. Yani dürtüldüğü zaman sıfırda otururken güzelce. Bunu buradan dürtüldüğü zaman işte o dürtün etkisiyle buraya zıplayıp biraz salındıktan sonra şeye geri dönüyor. Sıfır noktasına geri dönüyor bir süre sonra. Bu tür sistemler kararlı oluyor. Peki bize bir de birim basamak cevabı sorulmuştu. Onu da bulalım. Bunu yapıp böyle ara verelim isterseniz. Bunu da tamamlayalım. Birim basamak cevabı. Cevabı yani birim basamak cevabı da tanım olarak yine ilk koşullar sıfırken x sıfır eşittir sıfırdayken ve girişimizi 1t olarak veriyoruz. Değil mi? Yani 1t ne demek? T büyük sıfır için 1, t küçük sıfır için 0. Zaten biz t büyük sıfırdaki kısmını hesaplayacağız. Onun için u yerine direkt 1 girebiliriz. Yt eşittir sistemin tepkisi. Şimdi genel tepkisini yazıp orada koymam lazım. Çünkü hani birim basamak cevabını ayrıca hesaplamamıştık. Onun için hani şu ifadeden hesaplayacağım. Mecburen. Yani şu uzun ifadeden burada yerine koyarak hesaplayacağım. Şuradan hesaplayacağım. Yt eşittir. Bu ifadeyi yazacağım şimdi. C e üzeri artı x sıfır. X sıfır sıfır zaten. İkinci ifadede u yerine 1 koyacağım. Yazayım uzun uzun hepsini. C e üzeri at x sıfır zaten sıfır artı c çarpı sıfırdan t'ye e üzeri at eksi w b w değil çünkü b w'ya bağlı değil u w d w artı d girişin kendisi u t. Şimdi buradaki sıfırlar şurası sıfır x sıfır sıfır olduğu için şu d sıfır olduğu için şu terim gidecek. Şu u ya da yani sıfırdan t'ye olduğu için tekrar yani sıfırdan büyük değerler için bu da 1 olacağı için şuna da 1 koyarsam evet, bunu yaptığım zaman sonuç geriye kalanlar ne kaldı geriye? C kaldı bir c terimi 1 c terimi. Ondan sonra yani geriye bir tek şu kaldı değil mi? Şu terim kaldı. Geri kalan her şey sıfırlandı. Geriye bir tek şurası kaldı. O da c çarpı sıfırdan t'ye şunun integrali sıfırdan t'ye e üzeri a t'yi bulmuştuk demin e üzeri eksi t'ydi. Yani şurada bulmuştuk e üzeri a t'yi. Şurada bulmuştuk e üzeri a t'yi. Burada t yerine t eksi w koyacağım. T eksi w, t eksi w, t eksi w, t eksi w. Yapalım onu da. Sonra işlemleri size bırakabilirim. Yani yazalım ne olduğunu. E eksi t'ydi. T yerine t eksi w koydum. Bu neydi? 2t t eksi w oldu.
E üzeri eksi T idi. T eksi W oldu. Burası sıfırdı. Burası da E üzeri eksi T idi. O da T eksi W oldu. Çünkü E üzeri A T eksi W. E üzeri A T'yi demin bulmuştum. T eksi W'lu hali de bu. Hala integralin içindeyim. B matrisi 1, 1 miydi? 1, 0'dı. U da 1. Dolayısıyla onu yazmaya gerek yok. İntegrali kapatabilirim. DW. Bu kadar. Yani sonuç bu. Peki. Bu şey 1, 0'la çarpacağım bunu. 1, 0'la çarpmak yani şu ilk sütunu alacağım sadece. İlk sütununda yani bunun integrali ve bunun integralini alırsam burada bir kısmi integrasyon falan yapmam lazım. Onları size bırakıyorum. Yani ödev olarak şeyleri yapın. Ödev olarak işlemleri yapın. Yani şu integral kolay ama. Şurada bir kısmi integrasyon gerek. T çarpı E olduğu için. Yani elde yapabilirsiniz veya bilgisayara yaptırabilirsiniz. Bu şey integrali alın diyelim. İşlemleri yapın. Yaparsanız çıkacak sonuçta birbiriyle çarptığınız zaman yani şu iki sonucu iki integrali de birbiriyle topladığınız zaman çıkacak sonuç YT eşittir. Şöyle bir şey çıkıyor. Şu anda direkt yazıyorum. 3 E üzeri 2 T E üzeri eksi de eksi 3 E üzeri eksi T. Bu da arkadaşlar birim basamak cevabımış. Yani x ilk koşullar sıfırken bir birim basamak girişi uyguladığınız zaman bu sisteme birim basamak cevabına verdiği tepki böyleymiş. Birim basamak cevabı da böyleymiş. Peki. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekebilir. Yani birim basamak ve birim dürtü birbirlerinin türevi integral olduğu için aralarında türev integral ilişkisi olması lazım. Yani bunun aslında türevini aldığınız zaman birim dürtü cevabı olduğunu, bunun az önce bulduğumuz şuradaki cevap vereceğini veya şunun integralini aldığımız zaman da birim basamak cevabı olduğunu da görebilirsiniz. Çünkü türev integral de doğrusal işlem değil mi? Dolayısıyla mesela dürtü için sistemin çıkışı buysa dürtünün integrali olan birim basamak için çıkışta bunun integrali olacak veya birim basamak için çıkış buysa o zaman onun türevi, birim basamağın türevi olan giriş olan dürtü için de çıkış, bunun türevi olan çıkış olması gerekiyor. Bunun ödev olarak yine onu da vereyim size ödev. Yani dürtü tepkisinin dt'nin integrali veya türevini alıp yani türev almak daha kolay integral almaya göre. Bunun türevini alıp dürtü tepkisi dt ile kıyaslayın diyelim buraya. Kıyaslayın neyse sığdıracağım. Tamam türevini alıp dt ile kıyaslayın yazamadım ki. Türevini alıp türevinin dt olduğunu görün diyelim. Peki daha güzel olacak. Olduğunu görün. Veya gösterin. Görün. Gösterin. Ve neden olduğunu yani kendi kafanızda çözümlemeye çalışın. Az önce söyledim neden olduğunu. Çünkü doğrusal sistem yine değil mi? Doğrusal sistemlerde hani girişe bir doğrusal işlem uyguladığımız zaman çıkışta da aynı doğrusal işlemin görülmesi lazım. Türev integral doğrusal değil mi? Yani bir fonksiyonun f artı g'nin türevi, f'nin türevi, g'nin türevi. Fonksiyonun 3 katının türevi, türevin 3 katı gibi integral için de aynı şekilde. Dolayısıyla türevinin dürtü tepkisi olduğunu gösterebilirsiniz. Bunun şeyini alarak, türevini alarak. Bunu da kabaca çizelim. Şey yaptığımız gibi kabaca çizersek diyelim. Kabaca çizersek. Bu da şuna benziyor. Bunu da aslında kendiniz şey yapabilirsiniz. Evde eğer isterseniz. Yani ister elde çizin ister MATLAB'e falan çizdirebilirsiniz. Bunu da şeye benziyor. Dürtü tepkisi değil. Basamak cevabı şuna benziyor. Birim basamak cevabı 3 değerine gidiyor yakınsıyor. Sıfırdan başlıyor şöyle. Ondan sonra şöyle bir hareket yaparak 3 değerine doğru yakınsıyor. Bu yaklaşık 7 saniye sürüyormuş buraya ulaşması. Yani yaklaşık 7 saniyede buraya ulaşıyor. İşte tam ortalardaki değeri de yani tam ortalardaki değeri değil de 2.5'ta da herhalde şeymiş. Kritik nokta olduğu için 2.5'u göstermişim. Yani şu eğimin değiştiği nokta olduğu için ikinci türevin pozitiften negatife döndüğü nokta olduğu için herhalde. Türevin alıp sıfıra eşitlediğim için herhalde orada 3'te göstermişim. Böyle bir grafik var. Birim basamak cevabı da böyle. Peki. Bunu da hani kabaca çizersiniz. Böyle bir cevap olduğunu görebilirsiniz. Peki arkadaşlar. Burada durabiliriz. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş devam edelim isterseniz dersimize. Şimdi bu kısımda biraz da eşdeğer
durum denklemleri veya eşdeğer dinamik denklemlerden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir sayfamızı ayıralım. Eşdeğer veya dinamik denklemlerde durum denklemlerinde eşdeğerlik, eşdeğer dinamik denklemler veya eşdeğer durum denklemleri diyelim buna. Durum denklemlerini biliyorsunuz dinamik denklemler deniyor. Onun için eşdeğer durum denklemleri veya eşdeğer dinamik denklemler olarak bir başlık atabiliriz. Şimdi buradaki göstermek istediğim şu aslında. Bir elimizde diyelim ki fiziksel bir sistem var. Şöyle bir herhangi bir şey olabilir fiziksel sistem. Yani bir RLC devresi olabilir, bir mekanik sistem olabilir ama fiziksel bir sistem var elimizde. Yani. Ne, mesela ne bileyim bir RLC devresi falan olabilir örneğin. C devresi mesela. Böyle bir işte girişi burası. Çıkışı burası olsun. Üzerindeki bazı şeyleri de yazarsan işte şu BC akımı mesela şuradan geçen de I akımı VR işte R L ve C değerleri de bir şekilde biliyorum. Şimdi bunun durum uzayı gösterimini yazmıştık hatırlarsanız. Ve iki farklı şekilde yazmıştık aslında. Çünkü durum değişkenlerini hani farklı şekillerde seçtiğimiz zaman bu durum uzayı gösterimi değişiyor. Mesela aynı fiziksel sisteme karşılık gelen mesela gösterim 1 diye mesela. Bir olsun mesela burada. Burada x cinsinden yazalım. Yani durum değişkeni x seçtik diyelim ki. Ax artı doğrusal zamanla değişmez de olsun. Zamanla değişen sistemlere gitmeyelim. Basitleştirmek için. Şöyle bir gösterim yazdım. Evet, mesela x'i atıyorum. Ne seçmiştim ilk başta? Vc ile Vc türev seçtim mesela. Yani Vc ve Vc türev cinsinden mesela bunun yazılabileceğini biliyorum bu şekilde. Durum uzayı gösterimiyle. Başka bir örnekte de veya örneğin ikinci kısmında olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bunu gösterim 2 olarak farklı şekilde mesela x bar diyelim ona da. Yani şöyle bir şey seçmiştik değil mi? Orada da mesela Vc ile I seçmiştik. İndüktör akımıyla kapasitör voltajı olarak seçmiştim durum değişkenleri. Şimdi durum değişkenleri farklı olunca tabii ki durum değişkenlerin türevleri. Dolayısıyla yani onlara bağlı olarak sistem gösterimindeki matrisler de değişiyor. Oradan da şöyle bir gösterim elde edeceğim. Şöyle bar diyelim onlara da. D bar U diyelim. Yani şeyler değişmiyor tabii ki. Sistemin giriş ve çıkış değişmiyor benim seçtiğim şeye göre. Onun için U'lar Y'ler aynı ama yani farklı bir durum seçtim. Ve onun türevi cinsinden bütün denklemleri ifade etmeye çalışıyorsam tabii ki yani türevsel denklem farklı olacak. Çıkış denklemindeki C'ler, X'ler, D'ler farklı olacak. U ve Y aynı. O giriş çıkış ilişkisi değişmiyor çünkü sistemin yani girişi neyse o, çıkışı neyse ama ya farklı bir durum uzayı gösterim. Yani bunu bir farklı bir sistem gibi de algılayabilirim veya farklı bir gösterim gibi de algılayabilirim. Ama şimdi bunlar aynı fiziksel sisteme denk geliyorlar bir şekilde bu gösterimler. Yani şu gösterimle şu gösterim aynı fiziksel sisteme denk geliyorlar. Dolayısıyla demiştik ki bunların aralarında bir ilişki olmasını öngörüyorum. Yani aralarında bir şekilde birinden diğerine bir geçiş olması lazım. Böyle bir geçiş gerçekten bulunabiliyor. Yani arada bir geçiş var. Aynı fiziksel sisteme ait. Bu geçişi de bir P dönüşüm matrisiyle sağlayabiliyoruz. O dönüşüm matrisi de şöyle oluyor. Mesela buradan buraya geçmek için bir P matrisi. Buradan buraya geçmek için de veya şu yön şey olsun. Mesela bir P matrisi kullanarak buradan buraya veya onun tersini kullanarak hangisine P hangisine eksi bir dediğim bir önemi yok tutarlı olduğumuz sürece. Biz yani şu matrise P demişiz burada. Yani bardan şeye geçiren matrise. Şeyde de aynı notasyonu kullanmıştık çünkü. Taban dönüşümünde de barlı tabandan barsız tabana geçirene P demiştik. Bu da aslında bir yerde bir şey dönüşümü gibi oluyor. Bir taban dönüşümü gibi düşünebilir. Ya yani bunlar durumlar bir taban gibi düşünülebilir sistem için. Dolayısıyla şimdi sistemin bütün cevaplarını bulabiliyoruz durum cinsinden. Bu da taban dönüşümüne benzediğini falan çok benzediğini birazdan göreceğiz. Yani P matrisiyle buradan buraya geçilebiliyor ne demek? Yani şöyle bir şey yazılabiliyor olduğu gösterilebilir. Buradaki x barın veya x'in şuradaki x'in P çarpı x bar olarak veya
buradaki x barın t eksi 1 çarpı x olarak yazılabileceği ispatlanabilir. Yani bunu göstermek mümkün. Eğer aynı fiziksel sistemden kaynaklanıyorsa. İki farklı gösterim. Yani gösterimler farklı ama aynı fiziksel sisteme karşılık geliyorlar. Dolayısıyla bunlar arasında bir şekilde bir ilişki olması lazım. İşte aradaki ilişkinin şöyle olması gerektiğini göstermek mümkün. Bir P matrisiyle buradan buraya veya buradan buraya geçiş yapılabilir. Yani bunun için seçtiğim durum değişkenlerini bir şekilde bu durum değişkenlerinin nesi olarak yazabilmeliyim? Doğrusal bileşim olarak yazabilmeliyim. Çünkü bir P matrisiyle bunu çarpmak demek. Yani bunların bir doğrusal bileşim olarak bunları yazabilmem veya şunların bir doğrusal bileşim olarak bunları yazabilmem gerekiyor. Yani aynı sisteme ait iki farklı durum uzayı göstereyim yazarsam bir şekilde bunların arasında bir geçiş olması gerekiyor P matrisiyle. Bunun tersi de geçerli. Yani bu söylemeyi. Mesela bir gösterim yazdım burada. Böyle bir gösterim yazdım ve bu x vektörünündeki elemanların doğrusal bileşimi cinsinden başka bir durum vektörü tanımladıysam bu iki sistem, yazdığım iki gösterim birbiriyle eşdeğer oluyor. Yani aynı fiziksel sistemi tanımlıyor oluyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bunlara eşdeğer durum denklemleri diyoruz. Peki aynı fiziksel sisteme karşılık gelen diferansiyel denklemlere veya durum uzayı denklemlerine eşdeğer durum denklemleri veya eşdeğer dinamik denklemler diyoruz. Bunların özelliğini aralarında bir P matrisiyle geçiş yapılabilir. Şimdi tamam x'ler arasında geçiş böyle yapılıyor ama mesela ABCD matrisleri arasındaki geçiş nasıl oluyor? Onu da hesaplayacak olursak yani hesaplayabiliriz. Önce bu söylediğimi sözel olarak söylediğimi şey yazayım. Aynı fiziksel sisteme karşılık gelen gösterimlerin diyelim durumları arasında terslenebilir. Yani tersi olan bir P matrisi ile geçiş yapılabilir. Aynen yukarıda olduğu gibi. Yani şöyle yazabilirim. X'i P eksi 1 X bar olarak veya yani böyle değil de üzerine. X bar P eksi 1 X. X eşittir P X. X bar eşittir P eksi 1 X şeklinde göstereceğiz. Bizim kullanacağımız notasyonda bu X bardan X'e geçişi sağlayan matris P olacak. Onun da notasyonu da şöyle gösteriyorum. Yani X bardan X'e geçiş için P kullanıyorum. Veya X'den X bara geçiş için P eksi 1 matrisini kullanıyorum diye. Bazı kaynaklarda bunu ters verdiği de olabilir. Yani buna P eksi 1, buna P dediği de olabilir. Bu hani kafanızı karıştırmasın. Biri P, biri onun tersi. Burada tutarlı olduğumuz sürece sıkıntı yok. Bizim daha önceden kullandığımız notasyonu da tutarlı olması için ben bunları bu şekilde yazacağım. Peki matrisler nasıl yazılabilir? Peki gösterimlerin matrisleri arasındaki ilişki diyelim. Gösterimlerin ya bunu söylemeye gerek yok. Buradan da diyelim. Zaten o matrisler arasındaki ilişki buradan çıkacak. Buradan da diyorum. Şimdi şöyle diyelim ki bir yerden başlayalım. Bana şu verildi. Şu sistem verildi. Şu dönüşüm de verildi. P dönüşüm de verildi. Ve bir şekilde işte bu dönüşümü kullanarak buna eşdeğer şu sistemi bulmam isteniyor. Yani bunu biliyorum. Bunu da biliyorsam mesela şunları yazmak istiyorum ki yani bu A bar, B bar, C bar, D bar şu A, B, C, D cinsinden ne olur? Arada böyle bir ilişki varsa bunu net olarak ortaya çıkartabileyim. Onun için şöyle yapacağım. Şimdi şu x bar eşittir P eksi 1 x'in türevini alacağım. Şunun türevini aldım. P matrisi sabit olduğuna göre P eksi 1 matrisi. Bunun türevi eşittir. Bu şekilde. Peki burada X türevi yerine koyarsam P X eşittir. P eksi 1 eşittir. A X artı B U olacak. Değil mi? A X artı B U olacak. Yani dolayısıyla bunu da açarsam P eksi 1 A X artı P eksi 1 B U olacak. Tamam. Şimdi burada X türevi ifade ettim ama x cinsinden ifade ettim. Şimdi burada tam durum uzayı gösterimi olması için şey olması lazım. X bar türevi x bar cinsinden ifade etmem lazım. Yani şu kısım tamam ama şurada x bar istiyordum. Yani şurada x değil de x bar istiyordum. Onun için bu x'in yerine de şuradan
şu ifadeden px bar yazabilirim. Yani buradan px bar yazarsam, o halde bunları toparlayacak olursam x bar eşittir p eksi 1 a p, değil mi? X bar artı p eksi 1 b u şeklinde bir ifade elde ediyorum. Burada gördüğüm ifadenin aynısı. A bar x bar artı b bar u şeklinde. Dolayısıyla x barın önündeki şurası a bar olmuş oluyor. Şu da b bar olmuş oluyor. A bar ve b barı dolayısıyla p matris kullanarak A ve B'ye bağlamış olduk. Yani aynı fiziksel sistemi gösteren A matrisleri arasında böyle bir ilişki, B matrisleri arasında böyle bir ilişki varmış. Benzerlik dönüşümüyle veya durumları birbiriyle bağlayan dönüşüm şeklinde. Çıkış denklemine bakarsak, C ve D'yi de bulmak için denklemine bakarsak, Y eşittir Cx artı D U var elimizde. Var dediğimizde, değil mi? Burada da yine aynı şekilde bu x'ten kurtulmam lazım. Buraya da p x bar koyabilirim. Buradan kurtulmak için. Dolayısıyla bu da eşittir. Neydi? C p x bar artı d u. Yani d değişmedi. D yine aynı. D bar. C p'yi de c bar diyebilirim. O halde yani denklemleri x bar cinsinden yazmak istediğim zaman bu denklemleri yazabilirim. A bar x bar, b bar u. Y eşittir de C bar X bar artı D bar U şeklinde yazabilirim. Özetle A bar dediğim matris P eksi 1 A ile B bar dediğim matris P eksi 1 B, C bar dediğim matris C B, D bar dediğim matris de D'nin aynısı. Bu D matrisinin değişmemesi gayet doğal. Çünkü neden? D matrisi zaten girişle çıkışı direkt birbirine bağlıyor. Yani durumla bir ilgisi yok, değil mi? Giriş bir katsayıyla çarpılıp çıkışa aktarılıyor. Durumla bir ilgisi olmadığı için hani durumla ilgili bir dönüşüm yaptığımda D matrisini etkilememesi normal. D matrisi aynı kalıyor ama diğer matrislerin hepsi bir şekilde X'le bir ilgisi olduğu için biri X'in kendi ne etkisi, biri girişin X bara etkisi, biri işte çıkışın X çıkışa X'in etkisi gibi. Bunların hepsi yaptığımız dönüşüme göre değişiyor. Peki o zaman özetle bu şekilde yazabilirim. Yani eşdeğer sistemlerin A, B, C, D matrisleri arasındaki ilişki bu şekilde veriliyor. Bunu farklı şekillerde okuyabilirim. Mesela bir P dönüşümüyle bana bir P dönüşüm verildi ve bu dönüşümle X'den X bara geç denildi. Mesela nasıl olabilir? Ya yani böyle bir X, Y cinsinden mesela şeyin dinamiklerini yazıyordum. Bir aracın, şöyle bir aracın dinamiklerini mesela X, Y cinsinden yazıyordum. Mesela başka bir bunun belli bir rotasyonu olan farklı bir tabanda çalışmak istedim bir anda. Mesela durum değişkenleri bunlar olsun. Mesela bu yöndeki hızlarını yazmak istediğimde mesela. Aradaki dönüşüm P dönüşümü ise buradan buraya geçiş mesela P ile yapılıyorsa bana birisi P'yi verdi mesela. Bu X, Y'den bu X bar Y bara işte P ile geçiliyor dendi. Onun için şu koordinatlardaki mesela dinamik denklemleri yaz denildi mesela. Orada hemen bu orijinal ABCD'ye şu işlemleri uygulayarak şey yapabilirim. Buradan geçişi yapabilirim. Veya iki tane şey verildi bana. Mesela iki tane farklı sistem denklemleri verildi. Burada mesela bunların birbirine eşdeğer olduğu söylenip o zaman arada böyle bir geçiş olacağını bilip buradan P matrisini, dönüşüm matrisi nedir onu çıkarmaya çalışırım. Ben bunu farklı şekillerde kullanabilirim ama bu da gördüğüm şey özellikle şu bir P dönüşüm matrisi cinsinden yapıldığı için bunlara eşdeğer sistemler diyoruz. P'ye de eşdeğerlik dönüşümü diyoruz. Yani burada gösterimleri diyelim. Burada bu iki gösterime diyelim. Eşdeğer sistemler diyoruz. Yani bunlar ikisi de sistem ama birbirine eşdeğer bir şekilde. Equivalent sistem denebilir. Burada bu iki gösterim eşdeğer sistem. P'ye de eşdeğerlik dönüşümü. Denir. Bu da equivalency. Similarity ya da
transform veya dönüşümü diyoruz. Peki. Tamam. Bu şekilde. Şimdi iki sistemin yani eşdeğer olması demek o zaman yani aynı fiziksel sisteme denk geldiklerine göre hani bazı özellikler diyelim. Eşdeğer sistemlerle ilgili bazı özellikler. Mesela tüm boyutları aynı olmak zorunda. Tüm boyutları aynıdır. Yani iki sistem birbirine eşdeğer ise tüm boyutlar aynıdır. Yani tüm boyutlarından kastım nedir? Yani sistemde mesela giriş sayısı, çıkış sayısı, durum sayısı, aynıdır. Birbirleri eşittir. Yani dolayısıyla size iki sistem verildi. Mesela bunlar şey mi diye soruldu. Mesela eşdeğer midir diye soruldu. Şimdi eşdeğerlerse giriş, çıkış, durum sayılarının eşit olması lazım. Tabii giriş, çıkış, durum sayısı eşit olan her sistem birbirine eşdeğer demek değil. Ama en azından mesela minimumda bunları sağlamak zorunda. Herhangi biri sağlanmazsa mesela birinin iki girişi, birinin bir girişi varsa hemen bunlar eşdeğer değildir diyebilirsiniz. Veya birinde üç durum, birinde beş durum varsa hemen bu sistemler eşdeğer değildir diyebilirsiniz. Mesela bütün boyutları, tüm boyutları aynı olmak zorunda. Tüm karakteristik özellikleri yine aynı olmak zorunda. Karakteristik özellikten kasıt ne? Mesela öz değerler karakterize eden, sistemi karakterize eden kararlılıkla ilgili bir özellik. Yani öz değerler. Başka neler var? Mesela dürtü cevabı, dürtü tepkisi, transfer fonksiyonu gibi. Karakteristik özellik dediğimiz aynıdır sistemde. Yine aynı şekilde bize iki sistem verildi mesela. Bunların işte öz değerleri, dürtü tepkisi, transfer fonksiyonu böyle bütün karakteristik özelliklerin yine aynı olması lazım. Çünkü aynı fiziksel sisteme denk geliyor. Bunlar hani fiziksellikle ilgili olduğu için, fiziksel karşılıkları olduğu için öz değerlerin, dürtü tepkisinin, transfer fonksiyonunun bunların aynı olması gerekiyor. Yani sistemi farklı koordinatlarda, farklı şekilde ifade de etsem temel bir takım özelliklerin aynı olması gerekiyor. Mesela bunlardan herhangi birinin aynı olmadığını görürsek de mesela iki sisteme eşdeğer değildir diyebiliriz. Bunlar daha çok şey gibi yani sistemler eşdeğerse yani şu tarz bir ilişki değil mi? Sistem bir mesela bir eşdeğeri de şöyle üç şeyle gösterebilirim. Çizgiyle göstereyim eşdeğer. Ya eşit değil ama eşdeğer de eşdeğerse o zaman mesela bunların hepsi değil mi? Boyutlar aynı. Aynı. Karakteristik özellikler aynı diyebilirim. Biraz daha matematik veya mantıksal bir notasyonla böyle gösterebilirim. Yani eşdeğerse bunlar sağlanıyor ama ya bunların sağlanması mesela boyutları aynı olan her sistem eşdeğer olmayabilir. Yani şöyle ters yöne gidemeyebilirim. Veya karakteristik özellikleri aynı olan her sistem birbiriyle eşdeğer olmayabilir. Yani dolayısıyla bunlar tek yönlü gibi düşünebilirim. Yani eşdeğerlik sağlanıyorsa yani eşdeğerlik oldukça güçlü bir özellik. Yani aynı fiziksel sisteme. Yani aslında bu sistemler aynı ama sadece yazılışları farklı demek gibi bir şey. Aslında sistemlerin eşdeğer olması. Farklı koordinatlarda yazılmış. Yani gösterimler farklı demek gibi bir şey. Eşdeğerlik oldukça güçlü bir özellik. Yani sistemler veya bu sistemlerin gösterdiği fiziksel sistem özünde aynı diyor bize. Peki şimdi bir örnek yapalım burada. Onu da bir sonraki sayfaya geçeyim. Daha iyi anlamak için. Daha çok yere ihtiyacım var. Şöyle olsun. Bir RLC devremiz olsun. Buraya indüktörü koymuşum. Direnç burada o. Biraz farklı bir yapıda bu. Ve şuraya da kapasitörü koydum. Böyle bir yapısı olsun. Biraz şöyle genişletmek istiyorum. Yere ihtiyacım olabilir burada. Şimdi bunun indüktansı 1 Henry olsun. Kolay olması için. Bunun direncine 1 ohm demişim. Bu da 1 farad olsun. Kapasitör de 1 farad olsun. Burası U. Y de şurası sistemin çıkışları.
Şimdi burada bir takım akımlar ve şeyler tanımlayacağım. Şu x1 akımı, şuradan giden akıma x1 demişim. Bunun durum değişkenlerinden birisi olmasını istiyorum. Direkt olarak x1 diye vermişim onu. Ve y2 gerilimi, x2 gerilimi de şu kapasitörün üzerindeki gerilim olsun. Artı x'i. Yani şu y'nin aynısı aslında ama ona da x2 diye bir isim verelim. x2 de şu kapasitör voltajı olsun. Durum değişkenleri olarak bunları alarak yazmak istiyorum bir durum denklemlerini. Bir de ikinci olarak da şey yapacağım. Mesela farklı durum değişkenleri cinsinden yazacağım. Mesela burada örnek olarak iki tane çevrim var. Değil mi? Şu bir çevrim, ikinci çevrim. Bu çevrim üzerinde dolanan akımlar cinsinden. Yani buna bir mesela şu çevrim üzerindeki akıma, çevre akımına x1 bar desem. Şu çevrim üzerinde gezinen akıma x2 bar desem. Bu devre analizi derslerimizden biliyoruz ki çevre akımları yöntemiyle hani bu devreyi tamamen çözebiliyoruz. Yani dolayısıyla bunların da sistemi şey yapması lazım, tanımlaması lazım. Bu akımların da, çevre akımı dediğimiz akımların da sistemi tanımlaması lazım. Bir de bunlar cinsinde yazıp ondan sonra hani aralarında ilişki var mı? Birinden diğerine nasıl geçeceğiz? Bunu görmek istiyorum. Yani burada A şıkkında arkadaşlar x1 akımı ve durum değişkeni olarak x1 akımı yani indüktörün akımı ve voltajı alarak durum denklemlerini yazın diyelim. Durum uzayı gösterimi yazın. A şıkkı bu olsun. B şıkkında durum değişkeni olarak çevre akımlarını alarak durum uzayı gösterimini yazın diyeceğim. A ve B şıkkı. Bir de aralarındaki ilişkiyi sonra bakarız yazdıktan sonra. A şıkkıyla başlayalım. Şimdi durum değişkeni olarak x1 akımını ve x2 gerilimini seçtik. Burada birkaç tane denklem yazmamız lazım. Şey cinsinden, bunlar cinsinden. Mesela şöyle yapabiliriz. Bu indüktör üzerindeki voltaj ya VL diyelim şuraya. Şuraya VR diyelim. Şuraya da X2 demişiz zaten ama buna da VC de diyebilirim. Yani şu X1 dediğimiz şey aslında öyle. X2 dediğimiz şey de aslında VC olmuş oluyor. Şuna da yine VC diyebilirim. X2'ye de. Yani daha notası şey olması için. Ne olduğunun belirli olması için. Evet. Şimdi burada şöyle yazabilirim. U eşittir. Veya VL voltajını. VL voltajını. Buradaki. Yani bu Kirchhoff gerilim yasası yazacağım. Şuradaki şeyler cinsinden, bütün şeyler cinsinden. Yani U eşittir diyeceğim. Mesela U gerilimi eşittir. VL artı VL olarak yazabilirim. VL. Birinci çevrime bakarak. Şimdi burada VL dediğim şey L çarpı I'nın türevi. IL'nin türevi olacak. R dediğim şey de yine IR çarpı R çarpı IR olacak. Şimdi bunları değişkenlerim cinsinden yazarsam L'ye 1 verdim zaten. IL'nin türevi, IL'ye x1 demişim. Burası x1 türev. R'ye de 1 vermişim. IR dediğimiz akımda. Aslında şöyle, onu yazmam gerekmiyor bu şekilde. Çünkü VR dediğim şey aslında VC eşit. Değil mi? Şu VR ile arada bir eleman olmadığı için şu VR ile VC birbirine eşit. Dolayısıyla onu da x2 olarak yazabilirim. Bunu VC olarak yazıp bunu da x2 olarak yazmak daha pratik olacak. Öbür türlü ekstra şeylere gitmem gerekecek. Buradan o zaman şeyi çekebilirim. Yani x1 barı veya x1 türevi çekebilirim. Nedir x1 türev? U eksi şurası veya eksi x2 artı u gibi çekebilirim. Bu mesela birinci denklem olabilir. Çünkü neden? X1'in türevini ne yapmaya çalışıyordum durum uzayı gösteriminde? Durumların türevlerini durumlar ve giriş cinsinden yazmaya çalışıyordum. Burada x1'in türevini x2 ve u cinsinden yazdım. Bu benim birinci durum denklemim olabilir. Peki diğer çevrimden de bir denklem yazabilirim ama şeyim akım olduğu için
değişkenlerinden bir tanesi voltaj olduğu için, değil mi? Kapasitör voltajının türevi veya kapasitör şeyin voltajının türevi de akım verdiği için kapasitör akımı cinsinden bir ifade yazmak daha pratik olur gibi görünüyor. Onun için de akımlar cinsinden bir ifade yazmak sanki daha iyi olacak gibi görünüyor şey için. Türevin doğrudan kendini göstermesi açısından. Yani IC'yi yazarsam doğrudan kapasitör voltajının türevi, X2'nin türevini bulabileceğim. IC, yani şu kapasitör üzerinden giden akım, şuradaki IC akımı, ona bir yazalım burada. IC olsun bu. IC, yani aynı IC buradan da geliyor. IC. Tamam. İkinci denklem olarak da onu yazacağım. IC ne değişti? IL ve IR şeklinde yazabilirim. Şuna da bir isim vermem lazım. Şuna da IR demem lazım. Evet. Dolayısıyla o zaman IL eşittir diyeceğim. IL'ye giriyor ve ikiye ayrılıyor buradan. IL ve IC eşittir. IR artı IC diyebilirim, değil mi? Peki. Şimdi burada şeyler hangileri? İstediğim ve istemediğim değişkenler. IL değişkeni zaten şey benim durum değişkeni olarak seçtiğim değişkenlerden biri x1, o kalabilir. IR dediğim şey, IR diye bir şey yok. Dolayısıyla onu şey yapmam lazım, yazmam lazım bir şeyler cinsinde. Şimdi bu VR bölü R aslında. Evet. VR de VC'ye eşit. Dolayısıyla VC de x2, R de 1. Yani özetle şu da x2'ymiş. IR dediğim şey de x2'ye eşit oldu. IL dediğim şey x1. Bir de IC yapmam lazım. IC de C çarpı VC'nin türevi. Yani VC'nin türevi zaten şey. VC dediğim şey X2 olduğuna göre bu da X2'nin türevi. C de 1 zaten. Tamam. Şimdi buradan yani hepsini yerine koyduğum zaman bu denklem şöyle oluyor. Ne kaldı geriye? X1 eşittir. Yani X2 şu x2 altı yazayım karışmaması için. Biraz karışık oldu ama artı x2'nin türevi. X1 eşittir. X2 artı x2'nin türevi. Dolayısıyla x2'nin türevi eşittir. X1 eksi x2 gibi bir şey çıkıyor burada. Doğru yaptıysam. Bu da ikinci denklem. Bu da olur. Değil mi? Çünkü x2'nin türevini x1 ve x2 cinsinden yazdım. Yani burada ne yaptım? Bir denklem yazdım. Elektriksel ifadelerden, Kirchhoff yasalarından, bu Kirchhoff gerilim yasasından, bu da Kirchhoff akım yasasından. Ondan sonra istemediğim değişkeni elimine ederek sadece durumlar ve girişler cinsinden ve onların türevleri cinsinden bir ifade bırakmaya çalıştım. O bıraktığım zaman da yani sadece x1, x2 ve bunların türevleri bir de u cinsinden ifadeler elde ettiğim zaman da türevli ifadeleri çekince oradan durum denklemini elde edebilirim. Bir de tabii şey lazım, çıkış denklemi lazım bana. Çıkış denklemi. Çıkışta Y eşittir. VC kapasitör voltajı yani X2. Çıkış denkleminde herhangi bir zorluk yok. Onu da üçüncü denklem. O direkt olarak kendini gösterdi. Denklemler bunlar o zaman. 1, 2 ve 3 olarak. O halde durum uzayı gösterimi buradan yazabilirim. O halde durum uzayı gösterimi. O halde durum uzayı gösterimi. X1 türev, X2 türev eşittir. Yine A matrisi X1, X2 B matrisi U Y eşittir C matrisi X1, X2 D matrisi U şeklinde olacak. Bunları şimdi doldurmaya çalışalım. Diğer sayfadan bakarsak eksi x2 artı u. Dolayısıyla 0x1 eksi 1x2 artı 1u. x1 eksi x2. Dolayısıyla x1 eksi x2 0u. Y sadece x2. Bu da bu şekilde. Buradan bu halde şeyi yazmış olduk. Değil mi? Durum uzayı denklemini ve ABCD matrisini buradan yazmış olduk. Bu A matrisimiz. Bu B matrisimiz. Bu C matrisimiz. Bu da D matrisimiz. Peki. Şimdi bir de B şıkkına geçelim şimdi. Şey cinsinden yazmamı istiyor. Çevre akımları cinsinden yazmak istiyoruz. Çevre akımları. Akımları için diyelim. Çevrimlere her bir çevrime Kirchhoff gerilim yasası
uyguluyorduk. Devre analizinde hani bunları yine hatırlarsanız, yani ne yapıyorduk? Şu çevrime. Şimdi çevre akımı dediğimiz şey neydi? Bunlar sanal akım gibi. Yani şu çevrenin üzerinde gezen sanal akımlar gibi. Yani gerçek akım karşılıkları olmayabilir. Burada var gerçi, değil mi? Şurada çünkü yani iki çevrimin birleşmediği kollar var. Dolayısıyla x1 bar aslında x1 eşit. x2 bar da aslında şuradaki ic akımına eşit, ama her zaman hani gerçek karşılıklar olmak zorunda değil. Sanal akımlar, yani şu çevrenin üzerinde gezen ve şu çevrenin üzerinde gezen, bunların buluştuğu yerlerde, mesela şu kol üzerinde de ikisinin birden etkisini gösterdiği böyle bir araç, matematiksel bir araç bu çevre akımları. Ve bunları nasıl kullanıyorduk? İşte her bir akımın bir çevrimi oluyordu. O çevrim üzerinde genellikle de akıma ters yönde gezinerek Kirchhoff gerilim yasası yazıp aynı noktaya döndüğümüzde eşittir sıfır diyorduk. Şimdi burada x1 birinci çevrim için yazarsak, mesela herhangi bir noktadan başlayabilir. Şuradan başlayalım, şu noktadan başlayalım. Eksi u1, değil mi? Çünkü artıdan eksi yeniyoruz. Eksi u1. Şu ir üzerinden geçiyoruz, değil mi? Dolayısıyla bu ir üzerinden geçerken karşıdan gelen akımı yazarsam x1 bar eksi x2 bar çarpı r. Bir de şu şey üzerindeki voltajı yazarsam, o da VL voltajını da oradan yazabilirim. Direkt VL olarak onu yazabilirim. Şöyle yazayım o zaman bunu. L çarpı onun türevi olacak o da. Birinci çevrimden diyelim. Ya da neyse birinci çevrim diyelim. X birin çevriminden diyelim. Eksi U artı diyeceğiz. Şey eksi neydi? Karşıdan gelen akım x1 eksi x2 var. Çarpı r. Artı bir de vl diyelim. Vl voltajı. Eşittir sıfır. Peki. Şimdi buna biraz bakalım, inceleyelim bunu. İstediğimiz hale getirmemiz lazım. Çünkü burada hani yabancı şeyler var. R 1 olduğunu biliyoruz. U kalabilir. X1 bar X2 bar kalabilir. VL'yi halletmemiz lazım. Çünkü onu X1 bar X2 bar ve U cinsinden yazmamız lazım. L çarpı IL'nin türevi bu. IL, L zaten 1. IL'nin türevi de IL'ye de ne demiştik? IL zaten X1 bar. Dolayısıyla buna da X1 bar türevi yazabilir. Doğru mu? Yani IL cinsinden yazdım. L çarpı IL. Yani X1 barla IL aynı şey zaten. Şu IL ile şu kol üzerinde. Yani şu X1 bar şurada gezen akım. Şu çevrimin üzerinde gezen akım. Dolayısıyla şu kol üzerinde zaten tek başına bu akım var. O da IL akımıyla aynı. Dolayısıyla bu şekilde bir ilişki yazabilirim burada. Her şeyi elimine etmiş oldum. X1 bar kaldı geriye. X1, X2 ve U kaldı. Tamam, bu oldu. Buradan şeyi çekebilirim şimdi. İstediğim gibi türevi çekebilirim. X1 barı çekersem X1 bar burada kalsın türev. Türev olmayan şeyleri de karşı tarafa gönderelim. Eksi x1 bar. Artı x2 bar. Artı u. Bu benim birinci denklem olabilir. Şöyle birinci denklem. Peki. Diğer çevrime gidelim şimdi. Aa, başka sayfa açamıyorum. Tamam, ilk sayfayı falan temizleyeyim o zaman. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir sayfa daha açabilmem lazım. Tamam. İkinci çevrimden, yani buna x2 bar akımının x2 barın çevriminden diyelim. Burada Kirchhoff gerilim yasası yazarsam ne vardı burada? Tekrardan bakalım. Şeye, ezbere bilmiyorum. Çıkaracağız. Bunu da şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Şu noktadan başlayalım. Üst noktadan başlayıp şöyle gezinelim. Şöyle gidelim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Aynı noktaya gelelim. IR akımını nasıl yazacağız? Böyle giden akımı. Karşıdan gelen akım olarak yazalım. IR değil de şu karşıdan gelen pozitif olması için. X2 bar eksi X1 bar çarpı R olacak. Buradaki pozitif voltaj. Buradan da artı VC yazabilirim. X2 bar eksi X1 bar çarpı R. X2 bar eksi X1 bar çarpı R. Bunu aklımda tutayım. X2 bar X1 bar çarpı R. Bu şeydeki voltaj, direnç üzerindeki voltaj. Bir de VC var. VC voltajı eşittir sıfır şeklinde olacak. Tamam. Şimdi burada ne yapabilirim? R
bir, orada bir sorun yok. Ama VC var. Şimdi VC biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü VC'den nasıl kurtulacağım? Şimdi IC olsaydı C çarpı VC türevi falan diyecektim. Ama VC türevden buradan mesela akımına geçmem lazım. Yani kapasitörün akımı, voltajından akımına geçmem lazım. Çünkü akımlar cinsinden yazmaya çalışıyorum. Onun için bu ifadenin bir şeyini alalım. Türevini alalım. Yani bunun bir türevini alalım. Türev alalım. Şöyle olacak. X2 türev. X1 türev artı VC türev oldu. Tamam. Şimdi VC türev C çarpı VC'nin türevi IC olduğuna göre burada da şey yazabilirim o zaman. VC türev bölü C'den. Evet. IC bölü C olarak yazabilirim. IC bölü C olarak yazabilirim. VC türevi. Yani dolayısıyla C'miz de 1 olduğuna göre IC'miz de kapasitörün üzerindeki den geçen şeye de akıma da aslında bizim ikinci çevre akımımız. Ona da X bar. X2 bar diyebilirim. Bu şekilde bir ilişki yazabilirim. Şimdi burada bir adım daha gitmem gerekiyor ama doğru yaptığımdan emin olayım. Kapasitör voltajı IC. Tamam. O da X2 ile aynı şey. Yönü de aynı mı? Yönü de aynı. Şu yöne dönüyor. Dolayısıyla IC akımıyla aynı şey. Tamam. Bu denklem olarak doğru ama da burada şey oldu. İki tane türev oldu. Türevlerden bir tanesinden yine kurtulmam lazım. Çünkü bir tane türev. X2'nin türevini alıyorum. X1'in türevini zaten bulmuştum. O zaten bulduğum şeyi de şurada yerine yazayım. X1 türevi de ne olarak bulmuştuk? X1 türevi de eksi X1 var. Şöyle onu da yerine yazayım. Eksi X1 var. Artı X2 var. Artı U olarak bulmuştum. Tamam. Şimdi böyle yazınca olmuş olması lazım. Yani burada ne oldu? X2 bar oldu. X2 bar, X1 bar, U ve X2 barın türevi. Bu güzel oldu. Şimdi bu şekilde güzel oldu. Çünkü şey dışında bir şey kalmadı burada. X2 barın türevi dışında herhangi bir şey kalmadı. Diğer kalanlar da X1, X2 ve giriş cinsinden. Şimdi bunu çekmek istiyorum. X2 bar türevi çekmek istiyorum. Çekersem, hatta bu eşittir sıfır unuttum burada. Yani bunlar eşittir sıfır. Eşittir sıfır. Buradan da şeyi çekecek olursam X2 barı çekmeye çalışıyorum. X1 barı zaten demin bulmuştum. X2 bar türevi çekmeye çalışıyorum. Ne kaldı geriye? X1 bar artı X2. Yani şunu eksi, başında eksi olacaktı. Artı olarak karşıya atarsam aynen bu olur. Diğer tarafta da X2 olacağına göre eksi X2. Yani şu eksi X2. Eksi X2'ler sadeleşiyor. Geriye kalan eksi X1 bar. Eksi X1 var mı? Eksi X1 var. Bir dakika. Burada bir hata yapmış olmayayım. Eksi X1 var. Eksi eksi. Bir dakika. Eksi X1, X2 artı U'ydu. Eksi X1, X2 artı U'ydu. Bu şu kısımda sadece. Bunun önünde eksi var. Şöylece önünde eksi var. Dolayısıyla şöyle. Bu önünde eksi var. Artı X2 vardı. Burada da X2 bar türev vardı. Eşittir sıfır. Tam ifadeyi yazayım çünkü bir hata yapmak istemiyorum. Şu X2 barlar sadeleşmesi gerekiyor. Buradan da artı X1 X eksi oldu. Eksi U da artı oldu. Tamam. Şöyle oldu. Peki bu da ikinci denklem. Eksi X1 artı U şeklinde. Bu ikinci denklem. Bu da güzel. Bir de çıkış denklemi yazmam lazım. Çıkış denklemi. Y eşittir. Çıkış denklemi de VC. VC'yi yazmak C çarpı I'nin türevinden yazabilirim. Veya şeyden de yazabilirim VC'yi. Daha kolay olacaksa muhtemelen şunu yazmak daha kolay olacak. VC voltajıyla şu VR eşit. Dolayısıyla şu VR'yi kolayca yazabilirim çevre akımları cinsinden. O öyle yapayım. Eşittir VR. VR de R çarpı I. R şeklinde. BR zaten 1. IR'yi de şey olarak demin bulmuştuk. IR'de neydi? X2 eksi X1 veya şey cinsinden yazacağıma göre pozitiften negatife. O zaman X1 eksi X2 oluyor. Yani karşıdan eksiden artıya gidersem X1 eksi X2 oluyor. X1 eksi X2. Peki. O zaman Y'de şöyle çıktı. Y eşittir. IR'nin yönü çünkü X1 yönüyle aynı. X1'in yönüyle aynı. X2'nin yönüyle ters. Buraya çizdiğim kadarıyla bir daha kontrol edeyim onu. Yani buralarda yanlış olmasın. Çünkü olursa
hiçbir şey birbirine tutmaz. R'nin yönüyle x1'in yönü aynı. x2'nin yönüyle ters. Tamam. Artı x1 eksi x2. Artı x1 eksi x2 doğru. Bu da 3 numaralı denklem. Evet. Şimdi burada biraz daha uğraştık. Ama yani sonunda bir şekilde yazabildik. İkinci denklem bu. Üçüncü denklem bu. Birinci denklem de burada. O halde durum uzayı var. Eski var. Eşittir. A matrisi. Ha. Biraz yere ihtiyacım var. A matrisi, B matrisi. Şunu bitirip arkadaşlar öyle bitirelim. İsterseniz A matrisi 2'ye 2. B matrisi 2'ye 1 olacak. C matrisi 1'e 2. C matrisi yine 1'e 1. Şimdi x1 bar neydi? X1 barı demin bulmuştuk. X1 bar şuydu. Eksi x1 artı x2 artı u. Eksi x1 artı x2 artı u. Eksi x1 artı x2 artı u. Bir tane u. İkinci denklem şurada zaten. Eksi x1. X2 yok. Bir tane u. Y'de 1 x1 eksi x2 artı u şeklinde. Bunlar da a bar, b bar, c bar, d bar matrisi. Şu a bar matrisi. Şu b bar matrisi. Şu c bar matrisi. Şu da d bar matrisi. D barı şöyle yazayım. Şu da d bar matrisi. Olmuyor. Bu da D bar matrisi. Şimdi bunlar farklı birbirinden. Değil mi? A bar, B bar, C bar ve D bar. Mesela eksi 1, 1, eksi 1, 0 A matrisi. Bu ise 0, eksi 1, 1, eksi 1. Yani aynı değil A matrisi. B matrisi 1'e 0 mesela. B bar matrisi 1'e 1 çıktı. C matrisi mesela 0, 1. Oysa ki C bar matrisi eksi 1'e 1 çıktı. Yani bunlar birbirlerinden farklı durum uzayı gösterimleri. Ama bunlar aynı fiziksel sisteme denk geldiği için bir şekilde eşdeğer olduklarını biliyoruz. Yani bunların aralarında bir P dönüşümü bulabilmemiz lazım. Yani bu P dönüşümü bulmak da ne demek aslında? O da şu demek olacak. Bu iki durumu birbiri cinsinden yazmamız. Yani bu durum değişkeni olarak X1 akımı ve X2 voltajını seçtiğimizde IL ve VC ile bu çevre akımları arasındaki bir ilişki bulmamız lazım. Yani şu x1 barı x1 ile x2 cinsinden, x2 barı yine x1 ve x2 cinsinden veya tersini yapabiliriz. X1 barı x1 x2 cinsinden, x2 x1'i x1 bar x2 bar cinsinden ve x2'yi x1 bar x2 bar cinsinden yazıp bir P matrisi bulup o aradaki geçişin gerçekten de bir matrisle ve hesapladığımız şekilde olacağını görebilirim. Onu da isterseniz gelecek dersimizde yapalım. Burada bir ara verelim. Bu örneği gelecek dersimizde devam ettirebiliriz arkadaşlar.